Merhabalar, ben Atalay Turan. Yeni bir Revit dersine daha hoş geldiniz. Bugün dışarıdan bir Revit dosyası nasıl çağırabiliriz? Yani Revit'e dışarıdan bir AutoCAD dosyası nasıl çağırabiliriz? Bunları konuşacağız. Bakalım bizi neler karşılıyor? Şöyle bir bakalım isterseniz. Şimdi bunu yapabilmek için dışarıdan bir AutoCAD dosyası çağırabilmek için file kısmına giriyorum. Bakın file. Bakın normalde AutoCAD veya 3ds Max programları kullandıysanız şurada import seçeneğini görürsünüz. Ama bakın burada şu an Revit'te olduğumuz için import seçeneğiyle karşılaşmıyorum. O zaman ben ne yapıyorum? Insert sekmesine giriyorum. Insert. Ve buradan import CAD diyorum. Import CAD. Buraya bir kere tıklıyorum. Sonra burada masa üstüne giriyorum. Masa üstüme. Ben dosyamı şöyle 3-5 sınıfına kopyalamıştım. Şöyle seçtim. Buradan AutoCAD dosyamı seçeceğim. Fakat bu dosyanın çağırırken nereye dikkat etmeliyiz? Onlardan da biraz bahsedeyim. Şimdi çağırırken dikkat edeceğiniz bazı faktörler var. Mesela bunlar neler? Colors. Hangi renkleri ne şekilde çağırırım diye soruyor. Ben burada preserve yani renkleri koruyayım mı diyor. Veya invert renkleri ters çevireyim mi? Hani beyaz, siyah beyaz. Ben Preserve, orijinal AutoCAD renkleri görmek istiyorum. Çünkü AutoCAD'de nasıl çalıştıysam burada da o şekilde görmek istiyorum. Hani o yüzden hani buna bir dikkat edin. Ben orijinal AutoCAD renkleriyle görmek istediğim için Preserve diyorum. Sonra Layers and Levels, katmanlar ve katlar kısmına geldiğim zaman burada All, tüm katlarımı çağırayım veya tüm katmanlarımı çağırayım veya visible sadece görünenlerimi çağırayım veya specify özellikle bir şey belirtmek ister misin diyor. Hayır. All diyorum. Tümünü seç. Sıkıntı yok. Sonra şurada import units otomatik eşleştirme mi yapayım? Ölçü birimleri otomatik olarak eşleşsin mi? Yoksa bu çağırdığınız bu çizim dosyasının ölçüğünden emin olamıyorsanız veya internetten çağırdığınız bir çizim dosyasıdır. O zaman centimeter ifadesini kullanmanız gerekir. Eğer çağırdığınız çizimden emin olamıyorsanız ölçeğinden centimeters diyebilirsiniz. Sonra çizimi çağırırken başka nereye dikkat edin? Position kısmına giriyorum. Nereye pozisyonlayacaksın diyor, yerleştireceksin diyor. Oto ayarlarını kullanmayacağım. Ben burada manual diyorum, manual. Yani manuel kontrol, yani elle kontrol. Manual diyorum, manuel. Ve origin, yani origin, Türkçe'de de orijin olarak bildiğimiz orijin noktasına referans alacağım. Yani çizimin arkadaşlar sıfır noktasıdır aslında. Origin dedim. Place it. Nereye bırakacaksın, yerleştireceksin diyor. Bu zemin kata otursun ki şu anda zaten zemin kattayız. Sonra current view only. Yalnızca şu anki görüntüde mi olsun? Hayır. Sadece şu anki bu görüntüde olması. Çünkü başka katlardan da bunu görmek isteyebilirim. Bu planları. Open deyip aç diyorum. Biraz bekliyorum. Evet bakın manual dediğim için manuel olarak yerleştirebilirim bunu. Evet şöyle istediğim yere bırakıyorum. Faremin sol tuşa tıklamamla bunu buraya sabitleyebilirim. Tıkladım. Evet. Şöyle iki katlı bir villa çizimim AutoCAD ortamına, pardon Revit ortamına geldi. Şimdi bu AutoCAD çizim niye çağırdık? Tabii ki sıfırdan da Revit'te çizim yapabilirsiniz. Ama hani bu programda çok yeniyseniz, bu programa daha yeni yeni ısınıyorsanız benim önerim yeni alışan arkadaşlara en yakın deneyimini bu programa taşımak. En yakın deneyiminiz ne? Revit'e AutoCAD. Değil mi? AutoCAD'deki deneyimlerinizi buraya taşımak, ondan sonra ufak ufak bu programa ısınmak çok daha mantıklı olacak. Şimdi ben ne yapacağım? Hemen bir bakalım. Şimdi AutoCAD çizimim bakın şöyle bir blok dosyası mantığıyla geldi. İstersen patlatabilirsin diyor ayrı ayrı çalışmak istersen üzerinde. Şu an patlatmayacağım ama belki daha sonra patlatabiliriz. Şimdi AutoCAD'deki gibi farklı renklerle gelmiş bu villa çizimim. Güzel, güzel. Şimdi ben burada zemin kattayım.
Ve architecture sekmesine geri geliyorum. Şimdi bu duvarım gerçekten gerçek ölçekte mi geldi bu duvarlar? Doğru ölçekte mi geldi? Kontrol etmek istiyorum. Bunu birkaç farklı şekilde kontrol edebilirim ölçüsünü. Önce düz mantık şunu yapacağım. Düz mantık ölçü almak istiyorsanız genelde arkadaşlarımız bir duvara bir line atar. O şekilde ölçer. Mesela line komutu nerede burada? Göstereyim. Bakın şurada model line grubuna tıklıyorum. Bakın şurada AutoCAD'den tanıdık olduğunuz line'ınız, rectangle'ınız, burada poligonunuz, çokgeniniz, işte arkınız, yayınız, elipsiniz. Yani AutoCAD'den tanıdık olduğunuz komutlar hemen sizi karşılıyor. Tabii ki ölçü almak için oturup da line kullanın demiyorum. Ama hiçbir şey bilmiyorsanız arkadaşlar hemen bir an önce biraz spontane hareket ediyorsanız programı anlayabilmek için. Mesela ben burada şuradan soldan sağa ölçtüm. Duvar kalınlığım 50 dış duvarları. Türkiye'deki projelere kıyasla biraz fazla kalın olabilir. Arkadaşlar sorun değil. Şu Amerikan projesi olduğu için arkadaşlar bu. Duvarların biraz kalın olması normal. İç duvarlar 10 santim arkadaşlar. Tamam. Zaten bu duvarlarınız bu kadar kalınsa iç duvarlarınızın ince olması size bir zarar olmayacaktır. ESC'li komuttan çıkıyorum Escape. Şimdi evet. Çizimim gerçek ölçekte gelmiş. Ben her zaman çizime başlamadan önce çizim doğru ölçekte mi kontrol ediyorum. Sizden de benzer bir mantaliteyle yaklaşmanızı öneriyorum. Şimdi burada neler yapmalıyız çizime başlamadan önce? AutoCAD çizimimizi çağırdık. Güzel. Ölçeğimiz doğru ölçekte mi? Kontrol ettik. Tamam. Şimdi ben burada tabii ki AutoCAD'de olduğu gibi tek tek line'larla çizmek istemiyorum. O zaman ha AutoCAD'de çizmişim, ben Revit'te çizmişim. Bir fark olmayacaktır. Revit kullanıyorsak biraz daha işi hızlandırmak istiyoruz demektir. Daha pratik olduğu için. Tabii ki Revit öğrenmek için önce AutoCAD temiz olsa iyi olur. AutoCAD öğrendikten sonra Revit'i öğrenmek çok daha akıllıca olacaktır. Çünkü AutoCAD çizim sektöründe işin en basit halidir. Yani alfabesidir. Tabii AutoCAD'de de siz ne kadar biliyorsunuz o program o kadar detaylı. Orası ayrı mesele ama önce AutoCAD işin alfabesini öğrenin. Sonra diğer programlara kendinizi geliştirmeye çalışın. Ama önce dediğim gibi alfabeyi öğreneceğiz ki sonra sözcükler, sonra cümleler şeklinde olay ilerleyecek. Ben burada hemen bir bakalım. Duvar komutuyla başlayacağım. Hani bir daha duvar kalınlığı vermekle uğraşmak istemediğim için hazır duvar komutu var burada. Wall komutuna giriyorum. Şurada basing wall, temel duvarlar var. İşte generic, işte duvarın şu anki varsayılan kalınlığı 20 santim diyor. Ben bu duvar üzerinde direkt çizmeye başlamayacağım. Çünkü bu duvarı kendi projeme göre adapte etmek istiyorum. Ki orijinal duvara zarar verirseniz olmaz. Çünkü belki bu duvarı sen daha sonra yine ihtiyaç duyabilirsin. O yüzden var olan duvarlara zarar vermeden çalışmak istiyorum. Bunun için Edit Type, tip düzenleyiciye giriyorum. Bu Edit Type, Max'te modifiye menüsü olarak düşünebilirsiniz kabaca tanımlarsak. Edit Type kısmına giriyorum. Ve buradan Rename, duvarı yeniden isimlendirmek ister misin? Rename. Hayır. Çünkü var olan duvar tipini bozmayacağım demiştim. Duplicate. Bunu özelleştir diyorum. Duplicate ile. Buraya 20 dış duvar diyorum. Hatta şöyle tam hatırlayabileceğim isim birim. Okey dedim. Evet, duvarımı oluşturdum. Duvarımı oluşturdum. Şimdi ben bir an önce çizebilmek adına 20 santimlik duvarımı oluşturdum. Kalınlığını şu an değiştirmedim. Bunları nasıl değiştireceğimizi konuşacağız. Duvara sıva gibi detayların nasıl ekleneceğini konuşacağız. Şu an bir başlangıç, hızlı giriş olarak düşünün. Okey deyip onaylıyorum. Zaten okey demeden onaylamadan önce bakın preview diyorum. Ön izlemesini gösteriyor. Herhangi bir sıva eklemediğimi zaten şu anda görüyorsunuz. Bu detayları sonradan ekleyeceğiz. Okey deyip onaylıyorum. Ama olmaz.
Niye olmaz? Çünkü hatırlayın, bizim projemiz 20 santim değil, 50 santimli bir duvardı. O zaman 50 centimeters diyelim şuraya duvar için. Okey diyorum. Tabii şöyle dış duvar diye isim versem çok daha iyi olur. Okey deyip onayladım. Duvarın kalınlığını değiştirmek için de şurada structure kısmına giriyorum. Structure, edit diyorum. Edit. Ve burada thickness, kalınlıkları bana soruyor dostlar. Bu kalınlıkları da 20 yerine 50 santimlik bir kalınlık veriyorum. Tabii ki dediğim gibi biraz fazla bir kalın bir duvar ama dediğim gibi ülkemizdeki koşullara göre şu an düşünmeyin. 50 santimlik bir kalınlık veriyorum. Özellikle bu kadar kalın duvarla nerede kullanırsınız? Çok soğuk iklim bölgelerinde kullanabilirsiniz. Veya tam tersi çok aşırı sıcak olan yerler, bölgelerde kullanabilirsiniz. Duvarların bu kadar kalınsa bir nedeniniz olmalı. Okey dedim. Birçok neden sıralanabilir. Okey deyip onaylıyorum. Okey. Ve duvarıma şöyle üzerine geldim. Zaten Snapseed'i bilmiyorsanız önceki derslere bakın. Tıkladım. Yalnız duvar yanlış yere oturdu görüyorsunuz. ESC komutan çıkıyorum. Duvarı seçtim. Klavyeden Delete'le siliyorum. Niye yanlış yere oturdu? Hemen bir bakalım. Bakın şurada location line var. Çizginin lokasyonu. Şurada wall center line. Merkez çizgiye mi otursun? Hayır. Ben burada finish face exterior, dış yüzey bitimine otursun diyorum. Ve şansımı tekrar deniyorum. Tıkladım. Bakın. Oldu. Ama olmadıysa space tuşuyla, klavyeden space, boşluk tuşuyla duvarınızın yerini değiştirebilirsiniz. Şöyle ilerliyorum. Ben şu anda buralarda hiç duvar yokmuş gibi çizeceğim. Sonradan planlayacağım pencerelerimi. Nasıl olsa AutoCAD'de görebiliyorum. AutoCAD planında bunları görebiliyorum yerlerine. Dediğim gibi oturmadıysa space tuşunu kullanın. Şöyle tıkladım. ESC dedim. Şöyle tıkladım. Arkadaşlar tabii ki ben duvar çizerken arkadaşlar teknisinde olduğu gibi soldan sağ ve yukarıdan aşağıya doğru çizmenizi öneririm. Çünkü bazen çizimin yönü de çizimi etkilediği senaryolar var. O yüzden benim gibi çalışın. Soldan sağ ve yukarıdan aşağıya çizmeye özen gösterin. Şu arada boşluk kaldı. Duvarımı seçtim. Bakın şuradaki vertex'i aldım. Şu duvara temas ettirdim. Ve bakın duvar tek bir duvara dönüştü. Yani otomatik joinleyebiliyor. Hani AutoCAD ağzıyla konuşursak. Orada da bir problem yok. Duvarlar tek bir duvara dönüştü. E tamam. Bu da zaten sorun ortadan kaldı. Ha, sonradan yine kopartmak istersen duvara çek vertex'inden yine kopuyor. Burada da bir problem yok. Tuttum vertex'inden dostlar. Temas ettirdim. İstersem yumultabilirim. Duvara bir açı verebilirim. Tamamen özgürsünüz. İstediğiniz zaman birleşiyor, istediğiniz zaman ayrışıyor. Burada bir problem yok. İstersem şunu da yapabilirim. Duvarı hiç kopartmadan oynamak istiyorsam duvarla. Duvarı seçerim. Move komutu geldi. Bakın. Duvarın yerini hiç duvara zarar vermeden, duvarı birbirinden parçalamadan duvarın yerini taşıyabilirim. Yani istediğiniz gibi kontrol sizde. Hani bilginiz olsun. Kontrol sizde. Ve tekrardan ben çekiştirdim. Yani bu şekilde ben ilk dış duvarımı yaptım. Hani siz de hızlı bir başlangıç yapmak istiyorsanız Revit'te AutoCAD çizimini çağırıp bir duvar kendinize özelleştirip hızlı başlangıç yapabilirsiniz dostlar. Ben bugünkü konumu tamamladım. Bir sonraki derse yine devam ederiz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.